gündeme getirme ihtiyacı neden duyuyor? Beraberinde tabii bir de burada bir siyasi şov yapılmak istendi mi? Bir gönül alma işlemi hareketi miydi? Bir seçim yatırımı mıydı? Ne yapılmak istendi? Sonuç ne? Ve bir de bu noktada CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Alevi kimliği üzerinde yapılan vurgular. Kimlik siyasetinden uzaklaşmamız gerekiyor çıkışı CHP liderinin. Onu da galiba hatırlatmak lazım. Evet, biz Sayın Genel Başkanımızın defalarca ifade ettiği gibi bir ilke ortaya koymak lazım. Yani kimlikler üzerinden ayrımcılığa dayanan bir siyasete karşıyız. Biz yaşam tarzına müdahale eden bir siyasete, böyle bir yönetime karşıyız. Aynı şekilde inançları tanımayan, kişilerin, grupların inançlarına saygılı olmayan ve onların ibadethanesini de aynı zamanda tanımayan bir siyasete karşıyız. Bütün bunlara saygı göstermek gerekir. Özellikle inanç konusunda da şöyle bir durum var. Yani her bir kişi istediği dine inanmakta, istediği inanç yorumuna inanmakta aynı zamanda ve felsefi bir inanç sistemine inanmakta veya inanmamakta da özgürdür, özgür olmalıdır. Kaçıncı yüzyılda yaşıyoruz yani, ne yazık ki bunları hala konuşuyoruz. Fakat bir kişi bir dine inanıyorsa, bir mezhebe inanıyorsa, buna mensupsa eğer, o aslında o kişinin bu hayatta huzurlu olabilmesi için, daha adil olabilmesi için, daha iyi bir insan olabilmesi için, toplumu için, ülkesi ve dünyası için aynı zamanda sahip olduğu iyi duyguları nasıl somutlaştıracağını, yolu nasıl göstereceğini aslında gösteren bir sistemdir onun için. Dolayısıyla burada bir kutsallık söz konusu ve bu yüzden kutsallara müdahale etmek de son derece yanlış bir şey. Şimdi bu son dönemlerde her seçim öncesine tekrar bir gruba açılım, bir inanca açılım, bir dine açılım vesaire. Buralardan böyle sembolik ziyaretlerden ve o ziyaretler de zaten problemli. Biraz önce konuşuldu işte resimlerin, portrelerin kaldırılması üzerinden o inanca müdahale edip de bakın sizin inancınızı da ben tanımlıyorum ve bu çerçevede ancak ve benim ne olduğunuz sürece ben buna saygı gösterirmiş gibi yapacağım diyen bir anlayışla karşı karşıyayız. Fakat şimdi buna bir yandan da hukuk tarafından da bakmak gerekiyor. Tabii. Neden? Çünkü önümüzde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları var, Anayasa Mahkemesi kararları var ve yıllardır çözülmeyen bazı sorunlar var. Ne bu sorunlar? Örneğin bu çok ciddi bir meseleydi ve her sene tekrar tekrar anmalarda ama anmaların da ötesinde toplum içinde yaratılmaya çalışılan bazı ayrımcılıklar vesilesiyle de tekrar konuşuyoruz. Sivas katliamının katilleri, sorumluları hala ortaya çıkarılmadı. Ve aslında hepimizin bildiği, hepimizin gördüğü ve toplumun önünde, gözünün önünde yaşanan bir katliamdan bahsediyoruz. Bunun sorumluları ortaya çıkarılsın diye açılmış olan bir dava ki insanlığa karşı suçlarda zaman aşımı olmaz. Fakat zaman aşımıyla düşürüldüğünde o dönemin başbakanı olan Erdoğan hayırlı olsun diye açıklama yapmıştı. Bu bir mesajdır. Şu anda hala dönem dönem haberlerini de görüyoruz. Maalesef çeşitli vatandaşlarımızın evlerinin işaretlendiğini görüyoruz. Evet. Bazı siyasetçilerin ağzından ve bu siyasetçilerin de hep aynı tarafa mensup olması da bize bir şey anlatıyor. Alevi vatandaşlara yönelik ayrımcı söylemler ve bu toplumda da bunun yansıması olarak nefret söylemlerinin ve nefret suçlarının da cesaretlendirilmesi. Ve tabii ki bu en son konuda da tekrar özellikle vurgulanması gereken bir şey cemevlerinin ibadethane statüsü. Şimdi düşünün ki bir inanç grubuna devlet diyor ki ben senin bütün masraflarını karşılıyorum. Ben belli bir grubun inancına saygı gösteriyorum. Saygı göstermekle yetmiyor. Ben bütün devletin siyasetin referansını o yorum haline getiriyorum. Dolayısıyla bir inanç grubunun yorumu üzerinden bir siyaset kurguluyorum. Vatandaşlarımın arasında ayrımcılık yapıyorum. Ama başka bir dinin ibadethanesinde, başka bir inanç grubunun ibadethanesinde diyorum ki sen kendi başının çaresine bak. Ve aynı zamanda toplumda nefret suçlarının da arttığı dönemlerde veya bu tür davalarda cezasızlık yoluyla hedef gösterilen bir grupla ilgili statünün tanınmaması söz konusu. Bu defalarca Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önüne gitti ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi her defasında ihlal kararları verdi ve en son verdiği kararlarda artık daha da kapsamlı bir ihlal kararı verdi. Ve Türkiye'nin bu kararlardan kaynaklı olarak insan haklarını korumak adına, Türkiye'de inanç özgürlüğü hakkını korumak adına
yapması gereken şeyler var dedi. Ve bunlar yapılmadı bugüne kadar. Bunu Alevi vatandaşlarımız da gayet iyi burada biliyor. Burada aslında asıl niyet amaç okuması yapabilir miyiz? İçinde olduğumuz kesinlikle sürece, çünkü önümüzde yani yeni gelmiş ve bizim yeni tanımaya çalıştığımız bir iktidar yok, yok ki. 20 yıldır bu ülkeyi yönetmekte olan, evet, ve biraz önce sizin de söylediğiniz gibi bütün yetkileri de kendinde toplayan bir kişi var aslında. Artık bir siyasi partiden veya bir siyasi görüşten, bir işte bir halk hareketinden bahsetmiyoruz ki biz burada. Aslında tek bir kişinin tercihleri doğrultusunda bir o yana bir bu yana savrulan ama bu savrulmanın ardında da seçim dönemlerinde atılıyormuş gibi gösterilen bazı adımları da kenara koyduğumuzda son derece tutarlı ve bilinçli bir siyasi tercih var. Evet. Ve bu siyasi tercih de toplumu sürekli kimliklere, yaşam tarzına, inançlı veya inançsız olmaya veya çeşitli din gruplarına mensup olmaya dair bölmeye yönelik. Ve bu Türkiye'nin toplumsal barışı için son derece büyük bir tehlike. Ve tabii ki herhangi bir siyasetçinin kendi özellikleri, o adaysa o aday olduğu görevi yapıp yapamayacağına dair herhangi bir eleştiriyi sunamayanların da bu tür kimlik üzerinden bir siyaset yürütmesi de Türkiye için son derece tehlikeli. Ve milyonlarca genç özellikle bugün Türkiye'de bundan şikayetçi. Yani biz geçmişte yaşanan bazı kavgaların, geçmişte yaşanan bazı kutuplaşmaların ve aynı zamanda iktidar eliyle yani kamu gücü eliyle yapılan ayrımcılıkların ortadan kalkmasını istiyoruz gençler olarak. Çünkü Türkiye'de artık biz hep beraber barış içinde, huzur içinde yaşamak istiyoruz ve hepsinden de önemlisi aslında hepimizin birbirine saygı duyduğu, birbirinin hakkına saygı duyduğu bir Türkiye istiyoruz. Çok da bir şey istemiyoruz. Biz ancak böyle bir Türkiye'de, yani birbirimizi kimliğimizden dolayı ötekileştirdiğimiz değil, tam tersine sorunlarımızı oturup konuştuğumuz ve bu sorunları hukuk çerçevesinde çözmek için diyalog zemininin arttığı ve bu diyalog zemininin artmasıyla birlikte ortak yönlerimizi daha çok hatırladığımız ve bu farklılıklarımızı da aynı zamanda zenginlik olarak görebileceğimiz bir Türkiye'yi inşa etmek istiyoruz. Biz böyle bir Türkiye'de ancak geleceğimizi burada kurma hayalini kurabiliriz. Ancak böyle bir Türkiye'de toplumsal barış sorununun çözüldüğünü görebiliriz. Evet. Cumhuriyet Halk Partisi olarak da tam da buna inanıyoruz zaten. Eşit olmadığımız sürece, insan haklarını korumadığımız sürece, toplumsal barışı öncelemediğimiz sürece bizi sürekli bu tür konularla bölmeye çalışan insanlar olacak ve bunun başında tabii ki Erdoğan geliyor. Evet ve gençlerin önünde bir referans değer var. Geride kalmış olan 20 yıldan bahsediyoruz. 20 yıllık bir iktidar. Yapılanlar, yapılmayanlar, söylenenler, sonra birden tam tersi söylemler, açılımlar denilerek ortaya atılan başlıklar ve sonra o açılımların nasıl bir karma karışık yumak haline getirilmiş olması başlıkları da ne yazık ki gündemimizde var. Mesela şimdi Gökçe Hanım'ın vurguladığı yerden devam edecek olursak, Erdoğan'ın en sevdiği sözcüklerden biri son dönemde ben ekonomistimden sonra, ki o bir cümle, açılım kelimesi sevgili izleyenler. Bakın şöyle bir tarihe bakalım mı? Dedik ya elimizde bizim 20 yıllık bir referans değer var. Bundan sonra yapılacaklar için yol haritası olabilir şeklinde algılayabileceğimiz. Mesela 3 Kasım 2002'den başlayan toplam 15 seçim var. Açılım kelimesinin çokça kullanıldığını o günden bugüne kadar görüyoruz. Alevilik ve Cemevleri AKP'nin ilk girdiği seçim olan 3 Kasım 2002 beyannamesinde de yer aldı. Din ve mezhep özgürlüğü başlığı altında. Hadi bunların hepsini çok hızlı geçelim. 24 Haziran 2018'e gelelim. Cemevleri eğitim sistemi...